Tabii ki balıklarda düşüş devam ediyor. Özellikle Çinekop'ta, barbun balığında. Barbun balığı 15 lira gibi fiyatları gördü. 40 liradan 45 liradan 15 lirayı gördü. Çinekop balığı 50 lira civarındaydı. Şu anda 30 lira civarında satılıyor. Bunun 30 liralarda kalmasının sebebi de hava şartlarının kötü gitmesi. Ondan dolayı fazla da avlanamadığından dolayı 30 lira civarında ki avlandığı sürece de düşüş devam edecektir. Barbun balığında 15 liralarda, 20 liralarda kalacağını düşünüyorum. Zaten normal fiyatta bunlardır. İstavrit balığı 15 lira 20 lira civarında. Bu da uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Bu aylarda özellikle kış ayında değil çünkü avlanma sezonu değil. Yani küçük balıkçıların tuttuğu balıklar yettiği kadar bu fiyatlarda satılabiliyor. %50 değil de %30 %40 civarında bir düşüş oldu. Yani bu ciddi bir düşüş. Barbun balığın şu anda 15 liraya 20 liraya satılması çok uygun fiyat diye düşünüyorum ben. Çünkü bundan 15 gün önce, 20 gün önce yani daha doğrusu Ramazan'dan 10-15 gün önce 45 liralara gördüydü barbun balığı. Ama şu anda en pahalısı bugün itibariyle 25 lira. 15 liraya kadar barbun balığı var. Normal boyuttaki, normal ölçülerdeki barbun balığı 15 lira. İstavrit 15 lira 20 lira civarında geldiği sürece tabii ki. Çinekop standart 30 liraya oturmuş civarda. 25 liraya kadar da düşebilir. Yani biraz da birkaç gün daha bunun üstü üstüne avcılık olursa 25 liraya kadar düşebilir. Bu da yeterli miktarda balık çıkıyor. Çıktığını da gösteriyor yani bu fiyatlar. Ya, tabii ki Ramazan ayında ne kadar tüketim olur? İnsanların tabii canı her şeyi istiyor ama iftar geldiğinde, iftar açıldığında az bir yemekle insanların karnı doyuyor. Çok fazla tüketim olmuyor. İlk başta biraz rağbet vardı balığa ama şu anda biraz daha azaldı. Yani satışlarda da düşüş var. Balıkçılığın geçimi şu anda deniz salyangoz avcılığımız var. İşte az da olsa çilo kapı avcılığımız, barbun balıkçılığımız var, barbun avcılığımız var. İşte istavrit başlayacak, onu bekliyoruz. Yani bunlarla artık yani günü kurtarmak diyelim buna artık. Çünkü yaz ayı sonuçta yasak olan av sezonunun trolculuğun ve gırgırcılığın yasak olduğu bir dönem. Bu da artık işimizin gereği. Yani burada geçirmemizi kıştan zaten sağlıyoruz. Birikimimizi kıştan yapıyoruz. İşte yazın bir şekilde günü kurtardık. Mahmenna diyoruz yani bu şekilde. Oralama değil oğlum. Balıklar var ne? Somun. Bir lafta değil, kaydırıyorum. Kalk, kalk, dur.